la 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 luna, 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 la 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 luna. Sorular hiç bitmez. Işık nasıl yanar? Dinozorlar nerede? Rüzgar şarkı söyler mi? Siyah bu gerçek mi? Gece olunca neden esneriz? Sorular hiç bitmez. La 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 luna. Yaşındasın. Buzluk için çok yaşa. Çok yaşa. Doğum günün kutlu olsun Buzluk. Buzluk, Buzluk, Buzluk. Nyam 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 nyam. Sanırım Buzluk biraz acıkmış. Buzluk 3 yaşına girdi. Sen kaç yaşındasın anne? Ben 36 yaşıma gireceğim. Babam yeni 38 oldu. Ya dedem? Deden 65 yaşında. Ya bu otlar? Bu çimenler yaklaşık 12 yaşında olabilir. Ya şu ağaç? Şuradaki ağaç kaç yaşında? Sanırım 70 yaşlarında falandır. Belki de 100'dür. Çocuklar, ben gidip keke bakayım. Kokusu buraya kadar geldi. 100 yaşında mı? Vay canına. Benim 100 yaşına gelmeme daha çok zaman var. Ağaçların bu kadar uzun yaşadığını biliyor muydun? Babam portakal ağacını diktiğinde bu ağaç o kadar uzun yaşayacak ki senin çocuklarının çocukları portakallarından yiyecek demişti. Yani kaç yıl sonra? Hadi hesaplayalım. Ne? 80 yıl mı? Dedemden de yaşlı olacak ha? Çok daha yaşlı Jüpiter. Bir ağacın kaç yaşında olduğu acaba nasıl anlaşılır? Bunu öğrenmek zorundayım. Neler oluyor? Bu ne böyle? Bu gördüğüm de ne? Hadi söyle. Neler oluyor? Hadi bulalım. Hadi öğrenelim neymiş anlayalım. Hey Luna, ağaçların yaşını nasıl öğreniriz? Benim bir fikrim var. Metreler. Hazır. Stetoskop. Stetoskop. Hazır. Kaşıklar ve plastik deney tüpleri hazır. Evet, deneyimizi yapmaya hazırız o zaman. Deneyimiz ne Luna? Ölçüm yapıp ağaçların çıkarttıkları sesleri dinleyeceğiz. Test yapmak için malzeme toplayıp kaç yaşında olduklarını öğreneceğiz. Vay canına, oturduğumuz yerde ne çok ağaç varmış. Bu iyi bir şey Jüpiter. Çünkü ağaçlar havayı temizlemeye yarar ve birlikte ormanı oluştururlar. Ormanlarda da hayvanlar yaşar. Buzluk bize bir şey göstermeye çalışıyor. Ne var Buzluk? Şaşırmış gibisin. Ne gördün Buzluk? Bak, bir ağaç kütüğü. Bu çizgiler ne Luna? Ben bilmiyorum Jüpiter. Ne kadar çok çizgi var. Çok ilginç. Harika bir keşif Buzluk. Başka ağaç inceleyecek miyiz? Hayır, bence araştırmamız için yeterince malzeme topladık. Tractor Supply is ready to help with all the last minute gifts you need. From toys and tools to a... Bence araştırmamız için yeterince malzeme topladık. Yaprakların üstünde yaşlarını gösteren herhangi bir şey göremiyorum. Luna, sincaplar ağaçları iyi biliyor olabilirler. Ağaç içlerinde yaşıyorlar. Çok iyi düşündün Jüpiter. Hadi şimdi sincap rolüne girelim. Bir sürü ağacı ziyaret edelim.
sincap olduk. Merhaba Jüpiter. Çok sevimli bir sincap olmuşsun. Kuyruğun ne kadar da kabarık. Harika değil mi? Sen de güzel sincap olmuşsun. Ön dişlerine bakayım. Hey, Luna nerede? Buradayım. Burada durum nasıl? Her şey yolunda. Hadi öyleyse. Bu ağaçlar kaç yaşındaymış onu öğrenelim. Hala ağaçların kaç yaşında olduğunu anlayamadık. Dışından hiçbir şey görünmüyor. Haklısın Bızlık. Bence cevap ağaçların içinde olabilir. Ya da köklerinde. Hayır yapma. Ha? Yapma lütfen. Dur. dur yapma. Hayır. Özür dilerim ama köklerimden çok gıdıklanıyorum da. Gıdıklanıyor musun? Bunu not al Luna. Sevgili ağaç, kaç doğum günü kutladınız? Ha? Kaç yaşındasınız demek istiyor sevgili ağaç? Ben tam 146 yaşındayım çocuklar. Ya ne kadar yaşlıymışsınız. Ama 146 yaşınıza rağmen çok genç görünüyorsunuz. Öyle değil mi Jüpiter? Ben de varım. Ben tamı tamına 999 yaşındayım. Neredeyse 1000. Ben 1001 yaşındayım. Benim de 5000 yaşında bir kuzenim var. Başka bir ifadeyle tam 5000 tane halkası var. Halka mı? Az önce halka mı dediniz? Halka mı takıyorsunuz? Bilezik mi? Küpe mi? Hayır küçük sincap. Gövdelerimizin içinde halkalar vardır. Eğer onları sayarsanız yaşımızı öğrenirsiniz. Yaşadığımız her yıl için bir halka. Çizgiler Luna. Haklısın Jüpiter. Jüpiter'in bulduğu ağaç kütüğünde halkalar vardı. Evet ama çok yağmur alan bir ormansa bunu anlamak kolay olmaz. Ancak bizim gibi ağaçlarda her yıl için bir halka bulunmakta. Kaç tane halkası var baksana? Tam 146 tane. İsterseniz sayabilirsiniz. 106, 107, 108. Ben 108 yaşındayım. 201, 202, 203. Bu yaşa gelmek oldukça güç. 105, 100 hatta 1000. Biz yıllarca yaşarız. Yaşımızı anlamak kolay aslında. İçimize bakıp halkaları say sana. Tek gereken halkaları say. 1, 2, 3, 4. Tek gereken halkaları say. 1, 2, 3, 4. Bu şimdiye kadar yaşadığım en güzel deneyim. Hadi sincaplar, bizimle birlikte sayın. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ben bugün 10 yaşıma girdim. Ben bebek bir ağacım. Doğum günün kutlu olsun. Küçük bir hediye. Doğum günün kutlu olsun. Yaşasın. Doğum günün kutlu olsun bebek ağaç. Umarım daha çok uzun yıllar yaşarsın. Evet, 500 yaşını gör. Yemek saati. Anneciğim, daha sonra Jüpiter, Bızlık ve ben Bızlık'ın doğum günü için size çok özel bir gösteri yapacağız, tamam mı? Tamam, Luna'nın gösterilerine bayılıyorum. Bayılıyorum. İyi akşamlar bayanlar ve baylar ve arkadaşlar. Yaşasın. Hey Luna. Ağaçların ne kadar yaşadığını bilen var mı acaba? 100 yıl mı mesela? Daha fazla. 200 yıl mı? Daha fazla. 1 milyon yıl mı? Daha az. Peki bir ağacın yaşının nasıl anlaşılacağını bilen var mı aranızda acaba? 106, 107, 108.
Ben 108 yaşındayım. 201, 202, 203. Bu yaşa gelmek oldukça güç. 100, 500, hatta 1000. Biz yıllarca yaşarız. Yaşımızı anlamak kolay aslında. İçimize bakıp halkaları say sana. Tek gereken halkaları sayma. 1, 2, 3, 4. Tek gereken halkaları sayma. 1, 2, 3, 4. Bum 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 bum. Bu şimdiye kadar yaşadığım en güzel deneyim. Hadi sincaplar, bizimle birlikte sayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buzluk ağaç olsaydı 3 tane halkası olurdu. Neyse ki yetiştim. Bızdık, solucanları yakalayamazsın, bunu biliyorsun. O solucanlar bahçemizde yaşıyor. Bahçemizde yaşayan başka canlılar da var. Onu tekrar deliğine koyalım. Şurada delik var, bak. Zavallı solucancık Bızdık. Şu anda kalbi deli gibi çarpıyor olabilir. Evet, hem de 5'i birden. Ne? Evet, onun gibi solucanların 10 tane kalbi vardır. Ne demek 10 kalbi var? Herkesin sadece bir tane kalbi olmaz mı? Bu nasıl olur ki? Ne kadar çok soru var. Muhteşem çikolata ormanı. Bırak şunu Bızdık. Onlar babamın en sevdiği çorapları. Bızdık, hemen o çorabı buraya getir. Dur Bızdık. Aferin Bızdık. Çabuk ol Jüpiter, tut onu. Çorabı bırak Bızdık. Aldım işte. Ben yoruldum galiba. Ben de öyle. Ama şimdi bize ne lazım çok iyi biliyorum. Bir çikolata bana, bir çikolata da sana. Kaçak gelincik Bızdık için de bir tane var. Al. Luna, çikolata ormanı nerede acaba? Ne demek istiyorsun? Çikolataların yetiştiği orman. Şekerlerin yetiştiği ağaçlar. Yumurta çikolataların. Hayır Jüpiter, yediğimiz çikolata kakaodan yapılıyor. Bir meyveden yani. Ve kakao ağaçta yetişiyor. Sen şimdi çikolatanın meyve olduğunu mu söylüyorsun? Evet, meyveden yapılıyor. Ama nasıl? Nasıl mı? Bunu tam olarak bilmiyorum. Ama bunu hemen öğrenmek zorundayım. Neler oluyor? Bu ne böyle? Bu gördüğüm de ne? Hadi söyle. Neler oluyor? Hadi bulalım. Hadi öğrenelim neymiş anlayalım. Luna, Jüpiter, ben markete gidiyorum. Babanız çimleri biçiyor. Bir şey isterseniz babanıza söyleyin, tamam mı? Tamam. Annem market mi dedi? Anneciğim, burada kakao var mıdır? Evet, var Luna. Bak şurada. Bakar mısınız? Bir de kakao alabilir miyim? Çok teşekkür ederim anne. Çocuklar, ben geldim. Söylediğim her şeyi hazırladın mı? Her şey hazır Luna. Vay canına, bu çikolataya hiç benzemiyor. Çikolata gibi de kokmuyor. Tamam, acele etmeyin çocuklar. Henüz deneyimize başlamadık bile. Kakaoyu açıp karıştırıcıya koyduğumuzda hemen çikolataya dönüşecek. Ha? Çikolata nerede?
içinde hazır halde değil ki Jüpiter. Bu sadece meyvesi. Marketteki adam çikolatanın çekirdeklerinde olduğunu söyledi. Çekirdeklerinde mi? Hı hı. Kötü kokuyor. Çok kuru oldu. Biraz süt ekleyelim. Sütlü çikolata. Ben de biraz istiyorum. Şeker koymak lazım. Hala güzel değil. Sanırım pastaneye falan gitmeliyiz. Of, olamaz. Büyük çikolatalı yumurtayı çok istiyordum. Ben sadece çikolata istiyordum. Yumurta çikolata, çikolata. Çok ama çok eğlenceli bir fikrim var. Hadi rol yapalım. Çikolata olduk. Bu sütsüz. Çık şunun içinden Jüpiter. Jüpiter yumurtanın içinde değil Bızdık. Jüpiter yumurta çikolata oldu. Yumurta çikolataya bayılırım. Ben de kalıp çikolata oldum. Şu anda kakao ağaçlarıyla dolu bir ormandayız. Çiçeği sarı, meyvesi kırmızı. Hiçbiri çikolata renginde değil. Ama çekirdekleri çikolata renginde. Çikolatayla aynı renkte. Ama çikolata gibi kokmuyor. Çikolataya da hiç benzemiyor. İçimden bir ses çikolatanın sırrının bunun içinde olduğunu söylüyor. Çekirdeğin içinde. Ama işin sırrı ne olabilir? Sizin neden söz ettiğinizi anlamaya çalışıyorum. Çikolata gerçekten lezzetli bir şeymiş. Tadı biraz kuru kakao çekirdeğini andırıyor. Kavrulmuş gibi. Kavrulmuş mu? Topla, kurut, kavur. Anlaşılan çekirdekler çikolata olmadan önce çok işlemden geçiyor. Sevgili Kako, yumurta çikolata ağacı nerede? Yumurta çikolata ağacı mı? Evet, benim gibi. Şu yumurtanın içindeki çocuk çok komik. Sana söylemedim mi? Ben yumurtanın içinde değilim. Ben yumurtayım. Yumurta çikolatalar ağaçta yetişmez. Kalıp çikolatalar da Jüpiter. Peki yumurta çikolatalar nerede oluyor? Bakalım doğru anlamış mıyım? Kakao çekirdeklerinin çikolata olması için mayalanması, kuruması, kavrulması gerekir. Peki ya sonra? Sonra fabrikaya giderler. Çikolatalı şeker, çikolata ve yumurta çikolata olurlar. Başka bir şeyi gerekmez. Nasıl çikolata olur dersiniz? Küçük tohum olarak başlarız, kakao meyvesine dönüşürüz. Sonra zamanı geldiğinde, olgunlaştığımızda yeterince toplanır, ayrıştırılırız, kurutulur, kavruluruz. Sonra gideriz fabrikaya, dönüştürülürüz bildiğiniz çikolatalı tatlara. Nasıl çikolata olur dersiniz? Artık öğrendiniz. Çekirdekler kavruluyormuş. Vay canına, demek çikolata deneyiminiz asla başarıya ulaşamazmış. Peki ne zaman kalıp çikolata ya da yumurta çikolata oluyor? Kavrulmuş çekirdeklerimizi aldıktan sonra bizi bir tür çikolata püresine dönüştürürler. Ondan sonra bu püreden pek çok şekle gireriz. Bu şimdiye kadar yaşadığım en güzel deneyim. Peki burada gelincik çikolata ağacı var mı? We've been called the best kept secret on the North Shore. We are Pennyworths of Lynn, and we've got your favorite clothing and shoes at incredible price.
Luna, dudağında çikolatadan bıyık olmuş. Jüpiter, senin de dudağının üstünde bir şey var. Ne? Evet, bızdık. Senin bıyıkların vardı zaten. Onları hep temiz tutmaya çalış, olur mu? Bu çikolatanın tadı nasıl acaba? Şimdi bir tane daha yiyelim. Gerisini gösterimizi izleyecek konuklarımıza bırakalım. Ne dersiniz? Gösteri mi yapacağız? Bugüne kadar yaptığımız en lezzetli gösteri olacak. Çikolata gösterisi. Sevgili seyircilerimiz. Merhaba anne, merhaba baba. Ben Kakao Luna. Bugün size çikolata gösterisini sergileyeceğiz. Babacığım, kakao nasıl çikolata ve şekerleme oluyor biliyor musun? Ha? Onlar ağaçta yetişmiyor mu? Babam da hiçbir şey bilmiyor. Evet, ama birazdan size her şeyi anlatacağız. Kakao. Nasıl çikolata olur dersiniz? Küçük tohum olarak başlarız, kakao meyvesine dönüşürüz. Sonra zamanı geldiğinde, olgunlaştığımızda yeterince toplanır, ayrıştırılırız, kurutulur, kavruluruz. Sonra gideriz fabrikaya, dönüştürülürüz bildiğiniz çikolatalı tatlara. Nasıl çikolata olur dersiniz? Artık öğrendiniz. Çok güzeldi. Çok iyi çocuklar. Harika. Çikolata tadında. Çikolata tadında. Ne yapıyorsun Luna? Sisi yakalamaya çalışıyorum. Ama tutamıyorum. Bulutları tutamazsın Luna. Ne demek bulutları tutamazsın? Yani sis bir tür bulut mu? Sis nedir çok merak ettim. Ne kadar çok soru var.